Şimdi arkadaşlar yaklaşık yarım araba kuma bir kürek çimento katıyoruz. Karıştırdıktan sonra çok ince yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya bunu getiriyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar bunu böyle etrafına yayıyoruz, tamam mı? Eğer bir defada koyamazsanız bir daha deneyin. İnşallah ikinci defada yaparsınız. Bunu arkadaşlar etrafına böyle kuluçka gibi böyle yapıyoruz. Şimdi tam deli. Evet, delik geldi. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yoğuştura yoğuştura fazla olan harçları çıkartıyoruz altından. Böyle bu şekilde. Eğer hani istediğimizi elde edemiyorsak. Evet. Hemen hemen istediğimiz elde oldu. Şimdi buradan sonrası arkadaşlar teraziyle, normal bildiğimiz el terazisiyle bakabiliriz. Hemen terazimi alıyorum. Tuvaletimiz arkadaşlar tam terazide olmalı. Şöyle koyduğumuzda. Ben buradan baktığım zaman arka tarafı yüksek gibi görünüyor. Böyle arkayı da biraz ayarlıyorum. Evet. Şimdi düzeldi. Şimdi arkadaşlar arka ön düzeldiğine göre arkaya harç koyabilirim. Sabitlemek için. Taşımızın arkasında bir delik var. Onu kapatmıyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan arkası önü sabitlendi terazide. Şimdi arkadaşlar bir de böyle teraziye alıyoruz. Bir de bu tarafa teraziye alıyoruz. Teraziniz bozuk olmasın. Benimkinde birazcık fark ediyor. O yüzden çeviriyorum. Bir daha bakıyorum. Evet. Diğer taraftan biraz doldurmam gerekiyor. Diğer taraftan arkadaşlar altına harcı basıyorum. Hani gerekirse şöyle bir kıymık da koyabiliriz. O çok fazla yer varmış. Biraz daha fazla harç gerekir. Arkadaşlar yapmaktan korkmayalım. İş bizden korksun. Biz işten korkmayalım. Şimdi yan taraftan yeteri miktarda artık çimentomuz var. Altına altına bunu böyle sürebiliriz. Evet. Hala lazım. Çimentomuz, harcımız biraz kuru gibi arkadaşlar. Eğer çok sıvı olursa çok fazla sert olur. Sertleşmesini istemiyorum. Şimdi arkadaşlar birincisi gönye. Gönye çok önemli. İkincisi terazi. Terazi evet hemen hemen şöyle hafif ayar yapabiliyoruz hala. Evet terazi de böyle hala biraz inatçı. Şuradan yandan elimizle altına harcı basabiliriz arkadaşlar. Evet. Altı dolu olsun ki arkadaşlar kırılmasın, hareket etmesin. Ben buradan elimle bunun altını dolduruyorum güzel harçla. Harca fazla elinizi sokmayın arkadaşlar. Çatlatabilir. Ben birazdan hemen elimi yıkayacağım. Evet taşımızın altı tamamen doldu. Evet bu taraftan zaten dolu. Hareket etmiyor. Evet terazide. Biraz aşağı doğru, arkaya doğru kalkması gerekiyor. Ön taraftan da biraz o zaman sokacağız altına çimentoyu. Evet.
Böyle de terazide arkadaşlar. Şöyle gölgesini ayarlıyorum. Hala dolgu gerekiyor. Evet, şu anda tamamen terazide. Evet, şöyle uzaktan da bakıyorum düz mü diye. Bence gayet düz duruyor. Yarın borusunu da koydum bunu. Evet arkadaşlar, taşımız oldu. Artık bir şap attıktan sonra boruların üstünü yine kumla kapatacağız arkadaşlar. Ondan sonra şabını atacağız. Tuvalet taşı ile ilgili gerçekten sormak istediğiniz, aklınıza takılan şeyler varsa sormaktan imtina etmeyin. Altına yorum bölümüne yazın. Ben size cevap veririm. Bu gömme klozet de yine aynı. Bununla videosunu çektim. Evet, çalışmaya devam.